hoş geldiniz. Bir kahve içtim, birazdan idmana gideceğim. Ama idmandan önce aklıma bir şey geldi. Yani az önce şurada konuşuyorlardı falan. Bunu sizin de yapıyor olabileceğinizi düşündüm. Ve bir video yapayım dedim. Şundan bahsedeyim dostlarım. Kilo verirken ve kilo vermek isteyen insanlar genelde çok acele ederler. Haklılar tabii acele etmekte ama kesinlikle acele edilmemesi gerektiğini herkes söylüyor. Acele edilmemesi gerekiyor, acele edilmemesi gerekiyor. Ne kadar yavaş olursa o kadar iyi olur gibi herkes duyuyordur ama ben başka bir konuya parantez açacağım. Şimdi bu zayıflarken bilinen birkaç tane bilinen birkaç tane TIO diyeyim ben buna, taktik diyeyim. Atıyorum kahve tüketmek gibi, sonra kapsül kafeinler var, kapsül kafein almak gibi. Sonra aşırı kardiyo yapmak gibi birkaç taktikler var. En fazla yapılan bunlar. Detaylar olur ya da olmaz bilmiyorum. Ya da yorum olarak kendi yaptığınızı bana söyleyin. Ben de size yapmanız gerekiyor, yapmamanız gerekiyor ya da şu kadar yapın ya da yaparken şuna dikkat et diye yorum yazayım. Çünkü çok ince bir çizgi. Buna dikkat etseniz çok iyi olur. Ben şundan bahsedeceğim. En fazla yapılan hata kafeini, yani kahveyi, sade kahveyi çok fazla içiyorlar. Özellikle antrenman öncesinde ben 3-4 tane kafein içip antrenmana giden ve o antrenmanda sürekli kardiyo yapan, çok fazla kardiyo yapan, yani kısacası kalbini aşırı zorlayan insanlar biliyorum. Bunu hani kendinizi tanıdıktan sonra ne bileyim yapabilirsiniz ama yine de çok fazla bu arada. 4 tane içmek, saatlerce kardiyo yapmak falan yine çok fazla. Ama özellikle ilk zamanlarda, yani kilo vermeye ilk başladınız, uzun zamandır spor yapmıyorsunuz, kötü besleniyorsunuz, spora başladım, aa kahve kilo verdiriyormuş, hadi 5 tane içeyim, 6 tane içeyim, sert kahve içeyim, ondan sonra spora gideyim kafasında olursanız kalbinize inanılmaz zarar verirsiniz. Hatta ileri vadede bu kafein kapsüllerini attırdığınız zaman, işte lekanetini attırdığınız zaman, kahve attırdığınız zaman kalp krizine kadar gidebilir. Birden kalbi zorlamak ve hani dışarıdan destek alarak, zaten kalbi zorlayan maddeler alarak, bir de ekstra egzersiz yaparak kalbinizin yaklaşık böyle 170-180 nabza çıkartırsanız o seviyede, yani hem spora yeni başlıyorsunuz, yeni ufaktan kilolusunuz, uzun zamandır kalbiniz zaten hızlanmamış, en fazla yaptığınız egzersiz dışarıda yürümek, o da haftada bir falan. Yani bu şekilde kilo vermeye çalışan insanlar buna kesinlikle dikkat etsinler. Az önce kahve içiyorum, birazdan antrenmana gideceğim ben de. Az önce şurada bir hatun vardı, konuşuyordu da ondan gördüm, bir video yapayım bari benim çocuklar dikkat etsin veya bu videoyu izleyen başka kişiler varsa dikkat etsinler diye ufak bir video yapayım dedim. Yani bu videoyu genellemek olursam, anlatmak istediğim şeyi genelleyecek olursam, lütfen acele etmeyin. Ve kullandığınız maddeler varsa, madde diyorum işte besin olur, herhangi bir kapsül olur, supplement olur, bir vitamin olur, sakın abartmayın. En iyi kilo verme şekli sağlıklı beslenmedir, bunu unutmayın. Basit şekerlerden uzak durmaktır, bunu unutmayın. Yani basit şeker derken marketlerdeki çikolata, yani insanların ürettiği çikolatalardan bahsediyorum. Hani meyvelerden falan değil. Şimdi gidip o 100 tane meyve yemeyin yani. Günde bir tane meyve yiyin yine de. Ama basit şekerlerden uzak durmanız çok önemli. İşte çikolatadan, sonra şekerden falan uzak durmanız çok önemli. Başka bununla ilgili ne söyleyeceğim? Dediğim gibi kafeini falan çok fazla abartmayın. Yani hiçbir şeyi çok fazla abartmayın. En fazla yapılan hata kafeini çok fazla abartmak. Yani kahveyi çok fazla içmek. Lekanetini çok fazla içmek. Peki en fazla ne kadar yapabiliriz? Sonra pre-workout ben önerdim. Pre-workout'u önerdim. İşte sabah öğle akşam için sürekli kanınızda olsun. Hani kanınız hızlı hızlansın. Nabzınız birazcık artsın dedim. Ama çocuğun bir tanesi gitmiş işte 7-8 defa günde 7-8 ölçek yani pre-workout içiyor. Yani bunlar olmaz. Sakın abartmayın. Lütfen tavsiye edilen şekilde yapın. Kahveyi de yani maksimum günde, bakın günde diyorum, antrenman öncesinde veya sabah falan değil. Günde 3 tane 4 tane falan yapın. Çok daha fazlası hani 10 tane falan içenler biliyorum, gördüm yani. Az önce kız bahsediyor. Sabahtan akşama kadar sadece kahve içiyormuş falan. Bunları yapmayın. Bu kilo vermeyle ilgili, hatta kas olmayla ilgili de genel olarak bir cümle kuracağım. Buradan kendi hedefinize göre uyguladığınız programları bir şey çıkartabilirsiniz. Dostlarım önce vücudunuzu güzel bir şekilde çalıştıracaksınız. Yani istediği besinleri vereceksiniz. Ondan sonra ondan sizin hedeflediğiniz beslenmeye doğru, yani hedefinize doğru yol almasını bekleyeceksiniz. Yani siz hiçbir şey yemezseniz, vücudunuza sağlıklı güzel besinler vermezseniz, vücudunuzun güzel çalışmasını sağlamazsanız ondan sağlıklı bir şekilde kilo vermeyi beklemeyin. Yani ondan sağlıklı olmasını beklemeyin.
Bunları yaparak, bu arada günde 10 tane kahve içerek, sonra ne bileyim kendinizi aşırı aç bırakarak kilo verilmez mi? Tabii ki de verilir ama inanılmaz vücudunuza zarar verirsiniz ve bu kiloları geri almak çok daha kolay olur. İlk zamanlar çok hızlı kilo verirsiniz. Bunun yağ olduğunu zannedersiniz. Ancak bunlar kilodur, sudur. Bunları unutmayın. Su verirsiniz tartıda. Kilonuzun düştüğünü görürsünüz. Ancak bunlar kesinlikle yağ değildir. Bu arada insanın vücudunun yağlanması 1-2 hafta, hatta 1 ay, hatta neredeyse 2-3 ay kadar kısa bir sürede olacak gibi değildir. Yani yağlanmak çok uzun sürelere bağlı. Sağlıksız beslenmeyle olur. Yani bir insan 6-7 ay boyunca sürekli sağlıksız beğenir, hatta hayatı boyunca sağlıksız beğenir, o zaman vücut yavaş yavaş yağlanmaya başlar. Dediğim gibi bunu şuna bağlayacaktım. Yağ yakarken de, yani yağ vermeye çalışırken de buna bağlı olarak çok fazla acele etmemeniz gerekiyor. Yani nasıl vücut yağlanırken uzun sürelerde yağlanıyor, aynı şekilde yağ verirken de uzun sürelerde yağ vermesi gerekiyor. Bu konuyla ilgili başka bir şey söyleyeceğim bir şey. Eğer aklınıza takılan bir şey varsa yorum olarak yazın. Ben yanıtlayacağım. Tek söyleyeceğim şey, kısa özetleyeceğim, lütfen acele etmeyin. Yani acele bir durum olur. Tam düğüne gidiyor olursunuz. Balonunuz oluyor olur. Hani şöyle bir 5 kilo 6 kilo falan vermeniz gerekir. Tamam, hani onu yaparsınız. Tavsiye etmiyorum kesinlikle ama yapabilirsiniz. Ama uzun süreli, yani herhangi bir şeye hazırlanmanız gerekmiyorsa ve vakit olarak bir sıkıntınız yoksa lütfen acele etmeyin. Uzun uzun, sağlıklı, keyif ala ala kilo verin. Spora giderken de keyif almaya çalışın. Artık kilo vereceğim, hadi kilo vereceğim, hadi kaslı olacağım, aynaya bakayım falan diyerek lütfen spora gitmeyin. Keyif almaya bakın, keyifli yapın, kafanızı dağıtmaya gidin. Bakın, gelin kahvenizi için buradan spora gidin. Yani gününüzü keyifli geçirmeye çalışın. Bir de sürekli telefonla oynayarak hayatın keyfini kaçırmayın. Bakın bugün hava çok güzel mesela, güneş var. Kışın ortasında böyle hava var, gördüğünüz gibi. Hatta ben kahvemi içtim, ufaktan arabaya doğru geçeyim. Dediğim gibi hayatın keyfini varın dostlarım ya. Spora giderken kilo vereceğim, ulan kaslı olacağım diye gitmeyin. Şuradan beni görebilir misiniz bilmiyorum. Neyse, ben artık kapatıyorum videoyu. Dediğimi çok iyi anladınız. Eğer aklınıza takılan, abi ben bunu yapıyorum, abi ben şunu yapıyorum dediğiniz bir şey varsa yorumlara yazın. Çünkü bu çok hassas bir konu. Bu konuda tabii ki de yardımcı olurum size. Seve seve yardımcı olurum. Yorumları yazın. Ben de size yapın, yapmayın ya da şu kadar yapın ya da şuna dikkat edin diyeyim size ve sağlıklı bir şekilde kilo verin. Buradan buraya nasıl geçeceğim ben şimdi ya? Neyse dostlarım, kendinize çok iyi bakın. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarımda görüşürüz. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Vanne Yıldırım açıklama kısmında yazıyor. Kendinize çok iyi bakın. Bazıları videoları biraz daha uzat abi, seni biraz daha görelim diyor. Bazıları kısa net ol diyor. İkisinin ortasını bulmaya çalışıyorum. Hem videoyu uzatarak hem vurgulayıcı yerleri birkaç defa söylüyorum. Aklınızda iyice kalsın, iyice yer edinsin diye. Başka söyleyeceğim bununla ilgili bir şey yok. Şurada çok güzel bir karetta karavan varmış. Ben de düşünüyorum bundan yazın almayı. Teyzem be, baksana Türk kadını ya, çalışıyor. Karetta karavanları seviyorum ya. Bu bir tık karettanın üstü ama. Neyse dostlarım, başka söyleyeceğim bir şey yok. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videomda görüşürüz. Peace.